Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlerle birlikte dünya sanat tarihinin en önemli sanatçılarından biri olan Michelangelo'yu ve onun enteresan yaşam öyküsünü inceleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Bu arada bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız, ücretsiz bir şekilde kanala abone olabilir, böylelikle bana destek olabilirsiniz. Tam adı Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simone olan Michelangelo, Rönesans döneminin en önemli sanatçılarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Gelin hep birlikte enteresan yaşam öyküsünü inceleyelim. Michelangelo, 1475 yılında Floransa'nın güneyinde bir bölge olan Caprese'de dünyaya geldi. Günümüzde ise bu bölgenin adı Michelangelo'ya olan saygıdan dolayı Caprese Michelangelo olarak değiştirilmiştir. Babası Ludovico di Leonardo Buonarroti'dir. Floransa'da yaşayan bu ailenin kökeni dönemin en önemli ailelerinden biri olan Medici'ler kadar eskidir. Annesi ise Francesca de Miniato del Serra'dır. Michelangelo'nun çocukluğu Arno Vadisi'nde taş yontucuların köyü olan Setignano köyünde geçti. Pitti, Pazzi, Medici'lerin sarayları gibi Floransa'da yapılan pek çok yapının taşı bu köyden getirtiliyordu. Yıllar sonra Michelangelo, anılarında bu günleri keski ve çekiç sesleri arasında geçen güzel günler olarak anlatıyor. Eline ilk çekici aldığında ise 6 yaşındaydı. Gençliği ise Floransa'da geçmiştir. Babası onun her zaman yün tüccarı olmasını istiyordu. Çünkü dönemin koşullarında yapılan en karlı meslek buydu. Bu sebeple babası yüksek ücretler ödeyerek onu Urbino'ya gönderdi. Burada Maestro Francesco'dan eğitim aldı. Hocasından gramer, retorik ve Latince öğrendi. Ancak Michelangelo her zaman sanatçı olmak istiyordu. Ailesi bu isteği desteklemese de çocukların isteklerine dayanamadılar ve Michelangelo 13 yaşında okul hayatına son verip Domenico Girlando'nun atölyesinde çalışmaya başladı. Resim atölyesi olan bu yerde boya yapmayı, istediği tonları elde etmek için karışımların nasıl olacağını ve daha birçok şeyi öğrendi. Çok kısa sürede kendini ispatlayan Michelangelo hem ustasının hem de arkadaşlarının dikkatini çekmeyi başardı. Fakat istediği tam olarak bu değildi. Kendisi için eksik olan bir şeyler vardı. Dönemin en güçlü ailesi olan Medici'ler, Floransa'da sanata ilgili en etkili ailelerden biriydi. Ghiberti, Lorenzo de Medici'nin büyük dedesinin baptist kapısı için açtığı yarışmayı kazanmıştı. Donatello ise Cosimo de Medici tarafından desteklenen biriydi. Botticelli, Leonardo da Vinci ve daha birçok Rönesans dönemi sanatçısının da bu aileyle bir bağı bulunuyordu. Rönesans döneminde ortaya çıkan pek çok şaheserin sahiplerinin arkasında Medici'ler vardı. 1489 yılında ise Lorenzo de Medici, Piazza San Marco'yu bir heykeltıraş okulu açtı ve 14 yaşına gelen Michelangelo'ya hocası bu okula gitmesini önerdi. Bu okulu diğer sanat okullarından ayıran en önemli özelliği ise para kazanma kaygısı olmamasıydı. Hiçbir şeyi yetiştirmeye çalışmıyorlardı. Burada tek bir amaç bulunuyordu, o da öğrenmekti. Michelangelo ise burada eksik olan şeyi bulmuştu ve ilk defa yaşamak istediği yeri böylelikle bulmuş oldu. Burada geçirdiği dönem Michelangelo için hayatında bir dönüm noktası oldu. Lorenzo de Medici ile bu heykel bahçesinde tanıştı. Gelin bu bahçede yaşanan bir hikayeyi sizlerle paylaşalım. Bir gün Michelangelo orijinal bir Roma satir kafasına bakarak önündeki taşı işliyordu. O kadar yoğunlaşmıştı ki arkasına duran Lorenzo'yu fark etmedi. Kendisini öylesine kaptırmıştı ki orijinal heykelden daha fazla detaya girmişti. Arkasını döndüğünde ise Lorenzo'nun gülümsemesiyle karşılaştı. Bu yaşanan olaydan sonra ise Medici Sarayı'nda yaşayan sanatçılar arasına katıldı. Burada kendisine bir oda ve maaş bağlandı. Tıpkı Botticelli gibi Medici ailesiyle aynı masada 5 yıl boyunca akşam yemeği yedi. Lorenzo ve arkadaşlarıyla birlikte antik eserler okuyup tartıştıkları toplantılara katıldı. Bu toplantılar Michelangelo için ilham kaynağı oluyordu. Fakat Lorenzo de Medici'nin 44 yaşında hayatını kaybetmesi Michelangelo için derin bir hüzün kaynağı oldu. Öyle ki günlerce hiçbir eser üretemedi. Lorenzo'dan sonra oğlu Piero döneminde Medici'ler güçlerini kaybetti ve sürgüne gönderildi. Michelangelo ise bu dönemde Floransa'dan ayrılıp Roma'ya gitti. Bu ayrılışı sırasında Medici Şapeli ve Laurentian Kütüphanesi gibi bazı çalışmaları yarım kaldı. İlk eseri olan Senatörler Savaşı rölyefini yani kabartmasını yaptığında 17 yaşındaydı. Bu eseri yaparken mitolojik öğelerden oldukça etkilenmiştir. Bir diğer eseri ise sarhoş bir ergeni yansıttığı Bakus heykelidir. Michelangelo Roma'ya geldikten sonra ilk başyapıt olarak kabul edilen Pieta'yı yaptı. Günümüzde ise Pietà, Aziz Petrus Bazilikası'nda bulunmaktadır. Bu heykeli yaptığında 25 yaşında olan Michelangelo, eseri yaptığı günün akşamında heykelin kuşağına ismini kazıdı. Çünkü Lombardiyalılar eserin Cristoforo Solari'nin olduğu söylentisini ortaya çıkarmışlardı. Bu sebeple Pietà, Michelangelo'nun imzasını taşıdığı tek eseridir. 1500 yılında tekrar Floransa'ya döndü. Floransa Katedrali atölyesinde bulunan, kimisi 40 yıl önce getirilmiş mermerler bulunuyordu. Yaklaşık 5,5 metre boyunda olan Simon de Fiesole'nin yontmaya başladığı, ancak iyi gitmediğinden yarım bıraktığı bir mermer de burada bulunuyordu. Michelangelo'ya bu mermeri kullanarak dev bir Davut heykeli yapılması istendi. Bu heykeli bir saplantı haline getiren Michelangelo, gece gündüz demeden çalıştı ve yaptığı çalışmayı hiç kimseye göstermedi. Çünkü eserini tamamlamadan birinin görmesinden korkuyordu. Sadece 18 ay içinde 5,5 metre mermeri yontarak Davut heykelini tamamladı. Tamamlanan heykel Vecchio Sarayı önündeki platforma yerleştirildi. Günümüzde ise heykelin kopyası burada bulunmaktadır. Eserin orijinali ise Galleria dell'Accademia'da sergilenmektedir. Eseri yaptığı sırada hazırladığı bir eskizde ise şu notu bırakmıştır: Davut sapanıyla, ben de çekicimle. Michelangelo'nun başladığı projelerin birçoğu yarım kalmıştır. Başladığı anıtların da hiçbirini bitirememiştir. Sadece Davut, Pietà ve Bakus gibi bireysel heykellerin hepsini tamamlamıştır. Hatta bir an önce bitirmeyi saplantı haline getirdiği için bu heykeller üzerine aylarca durmadan çalışmıştır. Son yaptığı eserse 67 yaşında yaptığı Vatikan'daki Paulin Kapelinin freskoları, yani basitçe anlatmak gerekirse duvar resimlerini yaptı. 18 Şubat 1564 tarihinde ise 89 yaşında evinde hayatını kaybetti. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda meşhur Davut heykelinin sahibi Michelangelo'yu ve onun enteresan yaşam öyküsünü inceledik. Peki siz Michelangelo hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Ayrıca bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.